Yaşam Mimarı Ağaoğlu Yeşil Ekonomi'yi sunar. Efendim geçtiğimiz hafta Orman Haftası'ydı biliyorsunuz. 21 Mart'ta başlayan ve içinde de halen devam ediyoruz zannediyorum. Ve 22 Mart su günüydü. Biraz üzerinde değinmeye çalıştık. Ve bugün Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Hep gözümüzü çevirdiğimiz, aman onlar bir şey yapsın dediğimiz, sevgiyle, sempatiyle baktığımız Tema Vakfı Genel Müdürü Serdar Sarıgül bizimle beraber. Hoş geldiniz Serdar Bey. Hakikaten günaydın. Tema deyince böyle günaydın. Yeşilleri de giymiş. Yeşilleri de giymişsiniz. Tema çok sevdiğimiz. Yok yok vallahi seviyoruz ama yani biz yeşil seviyoruz. Mecbur değil de. Ekranlara çıkarken mecburiyet koyuyorlar. Ya, Celal Bey'i de yeşil giydirebiliriz yani. Yani evet Celal Bizim programın adı yeşil ya onun için yeşil giymiyoruz. Evet doğru. Böyle bir... Ben de yeşil dünyaya uysun diye. Yeşil dünyaya gerçekten ihtiyacımız var onun için böyle giydim. Doğru. Evet. Yani çocuklarımız için bizden geçti de artık. İşte siz çocuklarımıza emaneti doğru teslim edelim. Vallahi çok haklısınız. Yani çocuklarımız ve torunlarımız için hatta bilmediğimiz bu ülkenin çocukları ve torunları için bu dünyanın çocukları ve torunları için bir şey yapmak lazım. Evet, Tema çok büyük bir sivil toplum kuruluşu gerçekten değil mi? Yani gittikçe de gücünü arttırdığını biz görüyoruz ama ne ölçüde halen daha bir şeylere dokunabiliyorsunuz çevreye, doğaya oradan çok emin değilim ben. Vallahi durum şöyle, biraz evvel konuştuğumuz gibi sivil toplum örgütlerinin dünyayı korumada, çevre ve doğayı korumada, aslında doğayı koruma diye bahsetmek lazım. Bunda çok büyük bir rolü var. Biz kendimizi bu anlamda aslında halkımızla bir köprü gibi görüyoruz. Evet. Yurt dışında yapılan iyi çalışmaları, bilimsel yapılan çalışmaları, kanun hazırlıkları, kanun taslakları hazırlanması, iyi uygulamaların yapılması, iyi projelerin yapılması ve bunların aktarılması diye görüyoruz. Ve bu bağlamda da hareket ediyoruz. Çok ciddi eğitim programları sürdürüyoruz, iyi uygulama programları sürdürüyoruz ama bunu yaparken... Tema her şeyi yapamaz. Tema iyi örnekleri ortaya çıkartabilir. Bir farkındalık bilinçlendirme yaratabilir. Kampanyalar yürütebilir. Savunuculuk programları yürütebilir. Gerekirse hukuki mücadele yapar. Evet. Ama hukuki mücadelenin hepsini Tema yapamaz. Yani biz örnek olabilecek, Türkiye'ye örnek olabilecek konuları ele alıp onun hukuk mücadelesini yapmak istiyoruz. Yoksa biz de günde inanın gelen talebin haddi hesabı yok. Yani bu köyünde taş ocağı, maden ocağı açılan köylümüzden tutun, ağaçlandırma yapmak isteyen herhangi bir vatandaştan tutun, sitesinde ağacı kesilen bir arkadaşımızdan tutun, çok geniş kapsamda müthiş derecede bir talep var. Hayır, şundan dolayı sordum ben o soruyu Serdar Bey. Yani siz bu kadar çabalarken işte bir vali çıkabiliyor ki işte Ankara'da Edirne'de işte ağaçları kesebiliyor. Yani işte silüeti bozuyor diye. Bu ya da işte bir belediye başkanı böyle bir şey yapabiliyor. Yani siz bu kadar uğraşırken devletin kademesindeki kişiler doğa katliamına pek de yakın gözüküyorlar. Yani hani sizin işinizin çok zor olduğunu düşündüğüm için bunu söyledim. Daha o toplum bilinci olarak sanki o bilince biz ulaşamadığımızı düşündüğüm için bunu sordum. Muhakkak bu bir tek bizim ülkemiz için geçerli değil. Dünyada da gerçekten tabiata bakış, doğaya bakış çok farklı. Yani burada, hiç ağaç kesmekle bir şey olmaz mantığı hala hakim. Evet tabii ama burada önemli olan şu, yani sürdürülebilir bir yaşama ihtiyacımız var. Asıl önemli olan bu. Yani kendi geleceğimizi, insanlığın geleceğini, yaşamla ilgili geleceği yok ediyoruz. Aslında anlamamız gereken bu. Yoksa bugünkü büyüme anlayışı bence ölümüne bir büyüme anlayışı. Yani günün sonunda kendimizi yok ediyoruz aslında. Ha biz bunu görürüz görmeyiz ne kadar sürer onu bilemiyorum. Ama bunun hesabını doğa, gezegen kendisi zaten alabilecek durumda. Yani, soruyor bir ya. Ve bunu da yapıyor zaten. İşte iklim değişikliğiyle tamamen karşı karşıyayız.
Sürekli seller duyuyoruz, sürekli felaketler duyuyoruz. Niye bunlar oluyor? Bir soralım yani niye bunlar niye oluyor? Niye işte hep heyelan haberleri yapıyoruz? Siz bas bas bağırıyorsunuz değil mi? Yani heyelanla mücadelenin en önemli... Erozyonla mücadelenin en önemli yolu ağaçlandırmaktan geçer diyorsunuz. Oğlum, ama biz bunu yapmıyoruz. Somut örneklerden gidelim. Mesela ağaçlandırma ile ilgili ne yaptınız? Ağaçlandırma konusunda mecliste bir hukuki çalışmanız vardı. Hangi aşamaya geldik? Şimdi ağaçlandırma konusu şöyle. Aslında ağaçlandırma konusunda Türkiye iyi bir noktada devam ediyor. Yani bu konuda da hakkını teslim etmek lazım. Orman ve Su İşleri Bakanlığı yönetiminde Orman Genel Müdürlüğü organizasyonunda 2008-2012 yıllarında bir ağaçlandırma seferberliği yürütüldü. Ve bu seferberliğin sonucunda da ağaçlandırma faaliyetleri yapıldı. Evet. Şu anda geldiğimiz noktada ağaçlandırma olarak iyiyiz. Yani ben rakam da söyleyeyim, Türkiye'nin genelinden söyleyeyim. Bu 2008-2012 yıllarında 2.4 milyon hektar alanda 2 milyar fidan dikilmiş durumda. Bu ciddi bir rakam. Türkiye ağaçlandırmada dünyada iyi bir yerde ağaçlandırma faaliyeti. Ama asıl önemli olan ormanları, doğal ormanları koruyabilmek. İşte burası biraz sıkıntılı bir nokta. Yani buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sağından sonundan giriyoruz değil mi onların böyle? Vallahi yani günün sonunda tekrarlamak gerekirse biz evet ağaçlandırma faaliyetlerini yürütürken Orman Bakanlığımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Yani bu çalışma çok önemlidir ama bir 2B, 2A meselesi gelince de orada da tepkimizi koyuyoruz. Sivil toplum böyle olmalı. Yani zaman zaman doğru bulduğuna doğru. Bu konu tam anlaşılmıyor. Yani sivil toplum ya bir tarafta olacak ya öbür tarafta. Böyle bir şey yok. Sivil toplum doğru bulduğunu, doğruyu söyleyecek. Yanlış gördüğünü de gene onu da söyleyecek. Bize düşen görev budur diye düşünüyorum. Rakamlara tekrar girirsek, Türkiye'deki 2012 sonu verilerinde 21.6 milyon hektar bizim orman varlığımız var. Yalnız önemli bir nokta daha var burada. Bunun bu ülkenin 27.8'ine tekabül ediyor. Ama %47'si bu ormanlarımızın bozuk ve yarı bozuk ormanlar. Yani bu ne demek? Ekosistem, orman bozulmuş. Orada boşluklar, aralanmalar ortaya çıkmış. Orada erozyon ortaya çıkmış, toprak kaybı başlamış, bitki örtüsü yok olmuş. Dolayısıyla bunların ıslah edilmesi gerekiyor. Yani bu anlamda baktığımızda dünya ortalamasında bir orman varlığımız gözükse de aslında bunun yarısı yeniden ıslah edilmesi gereken ormanlar ve bu hızla tahrip oluyor. Yani asıl doğal ormanlarımız hızla tahrip oluyor. Şeyle ilgili, ağaçlandırma ile ilgili yani devlet politikası anlamında söyleyeceklerim bunlar. Hızla ağaçlandırma faaliyetleri devam ediyor. TEMA ne yaptı? Hani onu da söyleyelim. TEMA'da bu yıla kadar 11 milyon üzerinde bir fidanlı toprakla buluşturdu. 690 milyon da meşe buluştu. Yani böyle bir faaliyetin içerisinde olup olmayı da devam ediyor. Meşenin güzel bir hikayesi de var değil mi? Meşe çok değerli bir ağaç. Meşe aslında dünyanın ağacı. Meşe Anadolu'nun ağacı. Yani meşenin özelliği o. Meşe varlık getiriyor. Meşe diğer ağaçlar gibi değil. Meşeyi keserek tekrar sürgün vermesini sağlayabiliyorsunuz. Evet. Meşenin bir özelliği var. Bu anlamda doğurgan meşe bir toprak. Doğru. Değil mi? Evet. Yani meşe ana. Türkiye için önemli bir ağaç. Evet işte evet. Bunun şimdi, önemini peki, bilmiyoruz biz çoğu zaman. Bu ormanların rehabilitasyonu noktasında bir şey yapılıyor mu? Ya onunla da bizim de gene Orman Genel Müdürlüğü ile bakanlıkla yürüttüğümüz çalışmalar var. Bu meşe rehabilitasyon çalışmaları gibi bozuk alanlara ciddi şekilde el atılmaya çalışılıyor. Ama çok iş var orada. Yani bahsettiğim alan küçük bir alan değil. Dolayısıyla buradaki çalışmaların sürmesi lazım. Yani temayı aşar zaten o iş diyorsunuz değil mi? Mutlaka. Bu bir devlet politikası olmak zorunda. Evet. Var mı öyle bir politikası? Evet. Devletimizin ağaçlandırma ile ilgili bir politikası var.
ama korumayla ilgili politikaları da sorun var. Yani öyle söyleyelim. Şu anda bir tabiatı koruma ve biyoçeşitlilik kanunu geliyor meclise. Evet. Yakın zamanda görüşülmek üzere. Bugün yarın artık sizler de onun duyurularını yaparsınız, o konuşmaları aktarırsınız. Maalesef burada koruma fikri, koruma düşüncesi göz ardı ediliyor. Biz bütün sivil toplum örgütleri bir araya geldik. Bu tabiatı koruma ve biyoçeşitlilikle ilgili kanunu izlemek için. Ve çok ciddi de duyuruda bulunuyoruz. Yani bunu yapmayın. Bu önemli bir konu. Çünkü buraları açarsanız siz, korumadan çıkartırsanız, burada her türlü yerleşime, imara vesaireye izin vermeye başlarsanız, turistik amaçla da olsa, ekonomik amaçla da olsa bunun sonu yok. Yani biz hep şunu diyoruz, ormana yol yapılmaz, orman işletilmez. Yani bizim bakışımız doğrusu budur, doğal orman budur. Dünyada da böyle yapılmaya çalışıyor. Tabii ki ormandan bir çıktısı var ormanın. Odun çıktısı var, efendim tabii kağıt kimyasal, yani en mobilya sektörü kullanılıyor. Var, hepsi var. Bunların hepsini kabul ediyoruz ve çok doğru, ama bunun doğru bir şekilde yapılması, yönetilmesi lazım. İşletmekten ziyade yönetilmesi lazım. Mesela orman yangınları konusunda cezaların nasıl, mesela yaz geldiği zaman bizim hakikaten ciğerlerimiz yanmaya başlıyor. Bu konuda Türkiye iyi. Bakın, onun da hakkını teslim edelim. Bak, bakanlık yangınla mücadele konusunda müthiş yol aldı. Yani bunu söylememiz lazım. Ve yurt dışına da destekte dahi bulunuyorlar. İyi ekip kurdular, iyi ekipmanlar aldılar, tesisat aldılar. Yani iyiyiz bu konuda. Ve hızlı müdahale edebiliyoruz. Evet. Orada bir ufak yanılgıyı da anlatmak lazım. Yanan yerin hemen ağaçlandırılması gerekmiyor. Yani halkımızda böyle bir durum var. Burası yandı, hemen ağaçlar. Hayır, aslında normali bunun. Yaşamın tekrar geriye gelebilmesi için yanan alanın aslında bırakılması lazım. Ne kadar bir süre? Ve korumayı alınması lazım. Aslında dokunmamak lazım. Mesela Amerika'da Yellowstone'da hiç şey yapmıyorlar. Dokunmuyorlar. Bırakıyorlar. Çünkü ölü kendini ağaç yenilesin. Da ormanın gıdası. Yani orman bir ekosistem ve kendisinden beslenebilen bir sistem. Oo, enteresan. Bunu bilmiyorduk mesela. Ama tabii ki yerine göre, konumuna göre, tekrar orada erozyon tehdidi başlıyorsa, toprak kaybı başlıyorsa, bununla ilgili mutlaka çalışma yürütülebilir. Ama yanar yanmaz hemen ağaçlandırmaya gitmek de gerekmiyor. Yani bu ayrımda paylaşalım. Su için ne diyorsunuz? Tema su için ne yapıyor? Su çok önemli. Yani sularımız da, topraklarımız kadar suyumuz da önemli. Çünkü bizim doğal varlığımız. Tema suyu bir doğal varlık olarak görüyor. Bunun için de bildiğiniz gibi bir yasa çalışması, taslağı çalışması yaptık. Bunu bilim insanlarıyla yaptık, bu işin paydaşlarıyla yaptık. Mümkün mertebe bütün bu konudaki uzmanları bir araya getirerek oluşturmaya çalıştık. Biz ısrarla diyoruz ki ülkemizin bir su yasasına ihtiyacı var. Şu anda ülkemizin su yasası yok. En önemli gördüğümüz konu bu. Burada da neyi söylüyoruz? Öncelikle su hakkından bahsediyoruz. Suyun bir hakkı var. Yani suyun, doğanın hakkı var suyla ilgili, ama insanların da suya erişim hakkı var. Hmm. Yani herkesin suya erişme hakkının olması lazım. Su yönetiminin tek bir kanunla yapılması lazım. Ve şu anda 40'tan fazla kurum birçok mevzuatla, birçok yasayla, yönetmelikle suyu yönetmeye çalışıyor. Bu bir karmaşa. Bu bir kaos aslında. Herkes işte güç bende olsun, ben yöneteyim, ben yapayım şeyini. Ya bundan vazgeçmeliyiz. Bu sular bizim suyumuz. Ve Türkiye sularını kaybediyor. Hızla sularımız hazır. NASA çok yeni bir rapor açıkladı. Bu rapora göre sularımız ciddi şekilde azalıyor. Yani bu anlamda su neden azalır? Yani biz mesela HES'lerle mi azaltıyoruz bu suyu? Nasıl yapıyoruz? Çok şeyle yapıyoruz aslında. Bir ucu tabii ki iklim değişikliğine bağlı. Yani su rejimi bozuluyor. Hı hı. Ama yeşil alanları, ormanları azalttıkça bunların su üretme kapasitesi ortadan kalkıyor. Yeraltı sularını yanlış suları kullan. Nasıl kullandığımız, vahşi madencilik, bir sürü faktörle sularımızı aslında vahşi sulama, tarım mesela çok önemli konulardan bir tanesi. Çok atlanan konulardan da bir tanesi. Böyle bir sulama artık dünyada
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yok. Ama biz hala yapıyoruz. Yani güneşin alnında sulamaya devam ediyoruz. O su buharlaşıyor. Bırakıyoruz suyu, salıyoruz suyu. Ne kadar, halbuki hayır, yani toprağı verimsiz hale getiriyoruz. Tuzun su toprak yüzeyine çıkmasını sağlıyoruz. Yani çok ciddi şekilde aslında kötülük yapıyoruz. Hatalar yapıyoruz. Hem de tarım açısından da zararlı. Mesela damlama yöntemiyle bir sulama şekli var. Onu mu öneriyorsunuz? Yani doğru tekniklerden bir tanesi o. İyi geliştirilmiş teknikler, sulama teknikleri var. Bunların üzerine yoğunlaşmamız lazım. Tarım Bakanlığı bu konuda epeyce çalışma yapıyor. Peki mesela çiftçiler yapıyor. Bunu biliyorlar mı? Yani tarımla uğraşan kesim bunun farkında mı? Doğrusu tam değil. Yani doğrusu tam değil. Burada sulama birlikleri önemli, ziraat odaları önemli. Çiftçimizi, köylümüzü doğruyu anlatmamız lazım. Yani çok su vermekle çok ürün alamıyorsunuz. Doğru. Yeterli ihtiyaç. Doğanın bir kuralı var arkadaşlar. Yani bu çok önemli bir şey. İhtiyacı kadar her şey kullanıyor. Yani hiçbir ağaç ihtiyacından fazla suyu kullanmaz. Bir tek insanlar hariç. Yani biz kötüyüz. Kötü olan bence biziz. Gerçekten Celal. Yani bunu çok inanarak söylüyorum. Onun içindir ki öyle ısrarla bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ya ne olur yapmayalım, etmeyelim. Bu yaşam sürsün. Doğanın hakkı, yaşamın hakkı, ekosistemin hakkı derken biraz evvel bunu söyledim. Ya yani biz nehirlerde, daha önce de söylemiştim. Yani yaptığımız işlerle can suyu bırakmıyoruz. Yani bu ekosistem, bu doğa nasıl hayatını sürdürecek? Siz suyu keserseniz su tutacağız, sudan elektrik üreteceğiz. Ya tabii tamam, bunları yapmaya ne olacak? Sonu ne olacak? Yani biz yaşamı yok ediyoruz. Bu yaşamı yok etmek demek ciddi şekilde göç demek. Yani elektriksiz yaşayamayacağız diyoruz ama susuz yaşayıp yaşamayacağımızı hiç konuşmuyoruz. Yani az kullanmayı, az tüketmeyi hiçbir zaman, yaşam tarzımızı değiştirmeyi hiçbir zaman düşünmüyoruz. Peki yaşam tarzını değiştirme eğilimi var mı? Yani bir küçük ışık görüyor musunuz orada? Valla çok iyi gençler var. Size öyle söyleyeyim. Çok iyi bir başka nesil var. Sayısının çok olduğunu söyleyemem belki ama başka bir düşünce, başka bir görüş aslında geliyor. Gençlere güvenelim ve inanalım. Onlar bizden daha iyiler. Bence iyi olacaklar. Yani biz de ne yapıyoruz bunun için? Eğitim programları yapıyoruz. Yani ilk öğretim çocuklarına, ortaokul çocuklarına, lise gençlerine, üniversite gençleriyle birlikte programlar yürütüyoruz. Çünkü bu iş erken başlamalı. Bir taraftan da bunu düşünüyoruz. Yani yarının yöneticileri bunlar olmayacaklar mı? Yarının doktoru, mühendisi, belediye başkanı, kimse ne olacaksa bu çocuklar olacaklar. Dolayısıyla onların toprağa değmesi lazım. Evet. Ve durumu doğru şekilde anlamaları lazım. Soru sormaları lazım. Tema gönüllülerinin sayısı kaç olacak? Şu anda 464 bini aştık. Evet, yani çok iyi bir rakam. Peki gençler mi ağırlıklı orada? Gençler de ağırlıklı. Ya evet. Ve biz çok savunuyoruz. Yani şu anda ısrarla genç temalarımızın artmasını istiyoruz. Bakın onlar neler yapıyorlar. Su için farkındalık yürüyüşleri yapıyorlar. Şu anda bütün illerde bu kampanyalar başladı. Biz bunları web sitemizde, Facebook'ta da duyurmaya devam ediyoruz. Gençlerin bu işe katılımı son derece önemli. Biz de sağlıklı yaşam için yeşil yürüyüş, farkındalık anlamında yeşil yürüyüş yapıyoruz. Hani şu şey vardır ya, tamam yürüyeceğiz de nerede yürüyeceğiz sorusu sorulur da İstanbul'da, özellikle İstanbul'da yaşayanlar için. Biz nerede yürüyeceklerini göstermeye çalışıyoruz işte izleyicilerimize. İlkini Hasbahçe'de yaptık. İkincisini Belgrad ormanlarında pazar yapacağız. Günü, pazar günü Belgrad ormanlarında. Bekliyoruz. Evet, temayı bekliyoruz. Tamam, biz de bu pazar Belgrad'da duyururuz bunları muhakkak. Yani farkındalık çok önemli değil mi? Yani orada suya ilişkin farkındalığı arttırmak, ormana ilişkin, doğaya ilişkin, işte iklim değişikliğine ilişkin farkındalığı arttırmak çok önemli. Tema burada dokunuyor aslında. Mecburen böyle, yani bize düşen görev de bu. İklim değişikliğinden bahsettiniz, isterseniz biraz da onu anlatacağım. Evet, bence o çok önemli. Bu hafta sonu cumartesi günü iklim değişikliğiyle ilgili bir manifesto açıklandı. Hı hı. Bütün sivil toplum kuruluşları, yani doğa ve çevre kuruluşları da dahil bunlara, diğerleri de dahil. Birçok akademisyen, ünlü yazarlarımız, sanatçılarımız, yani Adalet Ağoğlu, Sezen Aksu, Tarkan, yani bilinen isimlerden bahsederek söylüyorum. Hocalarımız, Açık Radyo, Ömer Madra, bütün
bu insanlar bir araya gelerek bir iklim değişikliği manifestosunun altına imza attılar. Tema Vakfı olarak biz de buna imza attık. Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, tüm gönüllerimizle birlikte. Bu konu çok önemli. Çünkü gezegen elden gidiyor. Vakit çok geç, harekete geçmek lazım. Hemen iki konu söyleyeceğim burada. Bunlardan bir tanesi özellikle iklim değişikliğiyle ilgili olarak uyum politikalarının acilen hayata geçirilmesi lazım. Buna enerji politikaları da dahil olmak kaydıyla. Diğer taraftan da sera gazları salımının azaltılmasıyla ilgili olarak da ülkemizin artık bir hedef koyması gerekiyor. Bu noktada biraz iyi davranmıyoruz ülke olarak. Yani evet, herkes kirletti, biz yeterince kirletmedik, şimdi biz kirletelim, hakkımızı kullanalım gibi bir soru çıkıyor bundan. Ama gelişmekte olan ülkelerde bu var. Değil mi? Yani Avrupa şimdi tamam kirletmiyor ama Avrupa'da da bir sürü şey yapıldı, edildi. Şimdi biraz da biz böyle 20 bin, 25 bin dolarlık gelir seviyesine ulaşalım. Böyle bir hakkımız var. Peki ama Celal Bey, soru şu. Yani yanlışı siz görüyorsanız yanlışı yapmaya devam mı edeceksiniz? Yapmamamız lazım. Yani onlar yaptılar zamanında yanlışı. Şimdi doğruyu buldular. Biz doğruyu şimdi bulduk. Niye doğrudan devam etmiyoruz? Biraz da biz yanlış yapalım. Demek yani doğru mu? Şimdi, bu bize doğru gelmiyor. Doğru gelmiyor. Evet. Bu doğru değil. Şimdi izleyicimizin gerçekten önemli soruları var. Türk toplumunda bir kuruluş oluştu mu? Yani halk nasılsa sahip çıkılıyor diye daha mı çok kulağının arkasına atıyor bu tip şeyleri? Yani az önce konuştuğumuz, bilinçlendik mi? İstanbul 10 sene öncesine göre daha mı yeşil, daha mı beton? Denizlerimize sanayiden geçmeden direkt temiz el değmemiş nehir, dere akıyor mu, akmıyor mu? Kaldı mı, kalmadı mı? HES'ler sayesinde denizde tepki gösteremeyen, seslerini duyuramayan balıklar susadı, yosunlar kurudu. Şimdi bunlar tabii önemli tespitler. Yarın kıyamet kopacağını bilseniz, bugünden gökdelen dikin anlayışından nasıl geldik? Yarın kıyamet kopsa bugün ağaç dikin den, yarın kıyamet kopacak, işte kentsel dönüşüme bakıyoruz. Her an bir deprem olabilir, biz gökdelenler dikiyoruz gerçekten. Evet, evet. Yani bu anlayışa nasıl geldik, biz betonlaşıyor muyuz? Yani büyük şehirlere ya, bakacak evet, olursanız. Evet, kentleşme oranını, rakamları sizler en az benim kadar biliyorsunuz, belki benden iyi biliyorsunuz. Şu anda kentleşme %70, kırsalda %30. Bu başka bir tehdit de beraberinde getiriyor. Yani şehirde kentleşiyoruz ama bu insanlar nasıl doyacak? Yani bugün gezegende evet, 1 milyar insan susuz, 1 milyar insan gıdaya erişemiyor, aç ve bu nedenle ölüyor. Türkiye'de tarım topraklarına sahip olan bir ülke olmasına rağmen nüfusunu sürekli kentlere göç ettirerek aslında burada ciddi bir tehditle de karşı karşıya. Dolayısıyla biz topraklarımızın toprak ve arazi bozunumu konusunda da harekete geçmemiz gerekiyor. Yani bunun bir parçası mutlaka erozyonla mücadele ama diğer tarafı da toprağa sahip çıkmak ve tarımı iyi bir şekilde yapabilmek. Doğa dostu, iklim dostu tarım uygulamalarına geçebilmek. Seyircilerimiz çok haklı, insanlarımız çok haklı. Biz de bunun için feryat ediyoruz. Biz sesini çıkartamayan ağaçlarımız, sesini çıkartamayan nehirlerimiz için seslenmeye çalışıyoruz. Onların sesini dile getirmeye çalışıyoruz ama yalnızız, eksiyiz. Yani daha çok olmamız lazım. Onun için ısrarla duyurusunu yapıyoruz. Gelin bizim gönüllümüz olun, gelin bizim bağışçımız olun, destekçimiz olun. Bu hareketi birlikte götürmeye çalışalım. Ve hiç evet, kimseye bir külfeti yok bu işin. Evet, yani biz şunu söylüyoruz, yani Tema bunu tek başına yapamaz. Tema halkıyla bütünleşmek zorundadır. Evet, 464 bin gönüllümüze çok teşekkür ediyoruz. Onlar iyi ki varlar, onlarla birlikte bir şeyler yapıyoruz. Ama bu ülkeye 464 binler yetmez. Yani milyonların bu işe gönül vermesi lazım. Çünkü onların yaşamı. Biz onların yaşamı için, var olduğumuz yaşam için çalışıyoruz. Evet, çok bu, da şöyle teşekkür ediyoruz gerçekten. Biz de, ben de teşekkür ediyorum. Yani Nihat Gökyiğit ve Hayrettin Karaca bu işe başlarken böyle 400 binlere, binlere ulaşabileceklerini tasavvur ediyor. Valla yola çıkarken iyi durumdayız diye düşünüyorum. Evet, belki sayıyı düşünerek hareket etmediler ama onlar bir şey biliyorlardı. Onlar iki Atatürk genci yola çıktılar. Dediler ki topraklarımız yok oluyor. Hala da aynı şekilde düşünüyorlar.
Bunun için erozyonla mücadele etmek lazım, toprağı korumak lazım, bunun için ağaçlandırma yapmak lazım, bunun için bitki örtüsü, biyoçeşitlilik üzerine çalışmak lazım. Bütün bunları yaptılar bu 20 yıl boyunca. Biz de onların yolunda aynı faaliyetleri sürdürmeye çalışıyoruz. Daha da bunu tabiri caizse güncelleyerek, dünyadaki bilgileri Türkiye'ye aktararak, Türkiye'deki çalışmaları dünyaya aktararak, dünyada işbirliği sağlayarak biz birçok sivil toplum örgütüyle dünyada kol kola omuz omuza işler yapıyoruz. İyi misiniz? Ya tabii ki yani herkesin yaptığına saygı duyuyoruz. Herkesin bu alanda yapacak işleri var. Biz daha çok bilimsel atlıkla, yasa çalışmalarıyla, savunuculuk faaliyetlerimizi sürdürerek, eğitim faaliyetlerimizi sürdürerek bunları yapıyoruz. Greenpeace de bir program uyguluyor. Mesela ve o programı yapıyor. Cumartesi WWF'in bir şeyi vardı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın dünya yüzeyinde saatlerle ilgili bir... Mesela biz de destek verdik. Evet, yani bütün gönüllerimizle duyurarak. Her türlü yeşil eyleme destek veririz. Aynen öyle. Dünyayı bakın, ayağa kaldırdılar. Bu iklim değişikliği manifestosunda da Greenpeace'in de imzası var, WWF'in de imzası var. Yani herkes bir de o mesela saat olayında benim en çok dikkatimi çeken bütün önde gelen şirketlerin ona destek verdiğini yani... önde gelen uluslararası şirketler de dahil şirketlerin bankaları vesaire çünkü sürdürülebilirlik noktası Haliç hepsi söndü. Ama işte yılda bir kere olmuyor tabii. Yapmamız lazım. Sesi duyurabilmek işte yani, ama yaşam tarzı haline getirmekle bunu kastediyorum. Aynen. Sen suyunu nasıl kullanıyorsun? Elektriğini nasıl kullanıyorsun? Enerjiyi nasıl kullanıyorsun? Yani giydiğimiz elbiseden, gömlekten tutun. Yani her şeye dikkat edin. Dünya yaşam tarzını değiştirmeli diyorsun. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Tema Vakfı'na, Serdar Bey size, gönüllerimize. Gönülleri bekliyoruz. Evet, daha da çoğalmaya. Gönüllerimiz olun, bize destekçi olun. 3464 SMS ile mesaj atın. 3464, evet. Bir boşluk yazıyorsunuz. Tema veya Meşe yazın, 3464'e atın. 10 TL'lik bir destekte bulunun. 10 TL, bence bu... Gelin gönüllümüz olun, yani bağış yapamıyorsunuz, gelin bizle birlikte çalışın. Evet, buradan da Cem TV izleyici ve dinleyicilerine böyle bir mesaj vermiş olalım. Biz de Yeşil Dünya programına, Uyan Türkiye programına sizlere çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz efendim. Biz Tema'ya desteği sürdürmeye devam diyelim. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağız efendim. Hoşçakalın. Yaşam Mimarı Ağaoğlu Yeşil Ekonomi'yi sundu.